Evrenin nasıl var olduğu sorusu her devirde insanların merak konusu olmuştur. Asırlar boyu birçok bilim adamı ve düşünür, evrenin kökeni hakkında ortak bir gerçek üzerinde birleşmişlerdir. Bu gerçek, evrenin bir başlangıcının bulunduğu, yani yaratılmış olduğudur. Ancak 19. yüzyıl Avrupa'sında bazı çevreler bu gerçeğe karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkışın kökeninde ise bazı eski Yunan felsefecileri tarafından ortaya atılmış bir inanç yatmaktadır. Bu inanç materyalist felsefedir. Materyalist felsefe maddeyi tek mutlak varlık sayar ve maddeden başka hiçbir şeyin varlığını kabul etmez. Eski Yunan'dan etkilenen 19. yüzyıl materyalistleri ise bu inancı astronomiye de uyarlamak istemişler, bu amaçla evrenin sonsuzdan beri var olduğunu ileri sürmüşlerdir. Evrenin bir başlangıcı olduğunu, yani yaratıldığını reddederek yaratıcının varlığını da inkar etmişlerdir. Ancak eski Yunan'da doğan, sonra da 19. yüzyılın ilkel bilim düzeyi içinde yeniden yaygınlaşan bu materyalist iddia, 20. yüzyıl bilimi tarafından yıkılmıştır. Gözlem ve hesaplamalar ispatlamıştır ki evren bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce yokken bir anda büyük bir patlamayla yaratılmıştır. Evrenin yaratılmış olduğu gerçeği bilim dünyası tarafından kabul görmüş ve ünlü Newsweek dergisinin ifadesiyle bilim Allah'ı bulmuştur. Birazdan 1900'lü yılların başına dönecek ve büyük patlamanın keşfediliş hikayesini inceleyeceğiz. Takvimler 1929 yılını gösteriyordu. O zamana kadar inşa edilen en büyük endüstriyel fırının içinde işçiler dev bir ayna üretmekle meşguldü. Üretilen dev ayna, daha önceki tüm teleskoplardan çok daha büyük ve güçlü bir teleskobun içine yerleştirilecekti. Bu teleskop, Kaliforniya'da inşaına başlanan Mount Wilson Gözlem Evi'nde kullanılacak ve tarihin en büyük keşiflerinden biri burada gerçekleştirilecekti. Bu büyük keşfi yapacak olan kişi ise astronomi tarihinin büyük isimlerinden Edwin Hubble'dı.
Edwin Hubble birkaç yıl önce uzayda Samanyolu dışında da galaksilerin, yani yıldız takım adalarının var olduğunu keşfetmiş ve insanlığın evrene bakışını değiştirmişti. O yılsa Kaliforniya Mount Wilson gözlemevinin yeni teleskobuyla çok büyük bir gerçeği daha keşfetti. Gökyüzünü aylar boyunca sabırla incelerken dışımızdaki galaksilerin kırmızı renge yakın bir ışık yaydıklarını gözlemledi. Bu kırmızı renk çok önemli bir fiziksel anlam taşıyordu. Çünkü biliniyordu ki fizik kurallarına göre gözlemin yapıldığı noktadan uzaklaşan bir ışık kaynağının tayfı giderek kırmızı renge doğru kayar. Dolayısıyla Hubble'ın yıldızlarda keşfettiği kızıl renge kayma, o güne kadar bilinmeyen bir gerçeği gösteriyordu. Uzaydaki galaksiler bizden sürekli olarak uzaklaşıyorlardı. Bu keşif, bilim dünyasında çok geniş bir yankı uyandırdı. Bilimin çok büyük bir gerçeği doğrulamasına artık az kalmıştı. Hubble çok geçmeden önemli bir şey daha keşfetti. Galaksiler sadece bizden değil, birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Yani evrendeki gök cisimleri arasındaki mesafeler sürekli büyüyordu. Bunun tek bir anlamı vardı. Evren genişliyordu. E is equal m c square, in which energy is third equal to mass. Aslında evrenin genişlediği daha önceden teorik olarak da saptanmıştı. Yüzyılın en büyük bilim adamı kabul edilen Albert Einstein, teorik fizik alanında yaptığı hesaplamalarla evrenin durağan olmadığını, sürekli olarak genişlediğini belirlemişti. Fakat o dönemde durağan evren modeli kabul görüyordu ve bununla ters düşmemek için bu keşfini bir kenara bırakmıştı. Einstein bu davranışı için daha sonra kariyerimin en büyük hatası diyecekti. Peki Hubble'ın gözlemleri ve Einstein'ın teorik hesapları sonucunda ortaya çıkan evrendeki genişleme ne anlama geliyordu? Evrenin nasıl genişlediğini anlamak için tüm uzayı şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünebiliriz. Balon şiştikçe üzerindeki noktalar da birbirlerinden uzaklaşırlar. Aynı şekilde evren genişledikçe gök cisimleri de birbirlerinden sürekli olarak uzaklaşmaktadır. Bu durumda zaman içinde geriye doğru gidildiğinde evrenin başlangıçta sadece tek bir noktadan ibaret olduğu ortaya çıkmaktadır. Fiziksel hesaplamalar bu tek noktanın sıfır hacme ve sonsuz yoğunluğa sahip olduğunu göstermiştir. Ancak sıfır hacimdeki nokta bilimsel olarak yokluk demektir. Evren, yok olarak kabul edilen bu noktanın patlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bilim adamları bu patlamaya İngilizce Big Bang, yani büyük patlama ismini vermişlerdir. Sonuçta Big Bang göstermektedir ki evren yoktan var edilmiştir. Diğer bir deyişle evren yaratılmıştır. Müzik
Birazdan evrenin yaratılışı hakkındaki bilimsel gerçeklerin Kur'an'da nasıl açıklandığını izleyeceksiniz. Aslında evrenin kökeniyle ilgili gerçekler Big Bang'in keşfedilmesinden tam 14 asır önce de insanlığa haber verilmişti. İnsanların astronomi bilgisinin çok kıt olduğu o dönemde evrenin yokluktan var edildiği, Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği Kur'an'da şöyle bildirilmişti. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar, evrenin tüm maddesinin, yani evreni oluşturacak tüm cisimlerin başlangıçta tek bir noktada toplanmış olduklarını ve sonradan ayrıldıklarını göstermektedir. Big Bang teorisinin ortaya koyduğu bu gerçekte, yine zamanımızdan tam 14 asır önce, hiçbir insan tarafından bilinmezken, Yüce Allah'ın insanlara indirdiği Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. O inkar edenler görmüyorlar mı ki, başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken, biz onları ayırdık. Yine bilimin keşfinden asırlar önce, mucizevi bir biçimde Kur'an'da haber verilen bir diğer gerçekse, evrenin genişlemekte oluşudur. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Kuşkusuz bilim adamlarının 20. yüzyıldaki gözlemler sonucunda keşfedebildikleri gerçeklerin bundan 14 yüzyıl önce Kur'an'da haber verilmiş olması, Kur'an'ın Allah sözü olduğunu insanlara bir kez daha göstermektedir. Big Bang teorisi bilimsel zaferini nasıl kazandı? Materyalist felsefeyi savunanlar Big Bang karşısında nasıl bir yenilgiye uğradılar? Az sonra. Büyük patlama, evrenin yoktan var edildiğinin, yani evreni Allah'ın yarattığının çok açık bir kanıtı olarak bilim dünyasının karşısına çıktı. Bu nedenle materyalist felsefeyi benimseyen bazı bilim adamları Big Bang'e karşı körü körüne direnmeye çalıştılar. Önde gelen materyalist fizikçilerden Arthur Eddington bu direnişin nedenini şöyle açıklıyordu. Doğanın birdenbire başlamış olduğu düşüncesi felsefi olarak bana itici gelmektedir. İngiliz astronom Sir Fred Hoyle, Big Bang teorisinden rahatsız olanların başında geliyordu. Hoyle, yüzyılın ortalarında sabit durum kuramı adında bir teori ortaya attı. Aslında bu teori, 19. yüzyılda kabul gören durağan evren anlayışından pek de farklı değildi. Sabit durum kuramı da aynı 19. yüzyıl materyalizmi gibi evrenin sonsuzdan beri süre geldiğini ve sonsuz büyüklüğe sahip olduğunu iddia ediyordu. Gerçek amacı materyalist felsefeyi ayakta tutmak olan bu teori, evrenin yaratılışını bilimsel olarak kanıtlayan Big Bang teorisiyle taban tabana zıttı. Sabit durum teorisini savunanlar uzunca bir süre Big Bang'e karşı direndiler. Fakat bilim aleyhlerine işliyordu. 1948 yılında Amerikalı teorik fizik profesörü George Gamow, Big Bang ile ilgili önemli bir saptamada bulundu. Gamow'un hesaplarına göre, eğer Big Bang doğruysa, evrende bu dev patlamadan arda kalan bir radyasyon olmalıydı. Ve bu radyasyon, evrenin her yanına eşit dağılmalıydı.
Olması gereken bu kanıt çok geçmeden bulundu. 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki araştırmacı yaptıkları bir gözlem sırasında bu radyasyonu keşfettiler. Kozmik fon radyasyonu adını verdikleri bu radyasyon aynen Gamow'un saptadığı gibi evrenin tümüne eşit olarak dağılmıştı. Böylece bu radyasyonun Big Bang'in ilk dönemlerinden kalma olduğu ortaya çıktı. Penzias ve Wilson bu bulgularından ötürü Nobel ödülü kazandılar. Arno Penzias keşfettiği gerçeğin anlamını yıllar sonra şöyle özetleyecekti. Astronomi bizleri çok olağanüstü bir olaya götürmektedir. Hiç yoktan yaratılmış bir evrene. ...1989 yılında ise Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi NASA, kozmik fon radyasyonunu araştırmak üzere uzaya bir uydu gönderdi. Kobe adındaki bu gelişmiş uyduya yerleştirilen hassas tarayıcıların, Penzias ve Wilson'ın ölçümlerini doğrulaması yalnızca 8 dakika sürdü. Kobe, evrenin başlangıcındaki büyük patlamanın kalıntılarını bulmuştu. Bütün zamanların en büyük astronomik keşfi olarak adlandırılan bu bulgu, Big Bang teorisinin açık bir ispatıydı. Big Bang'in ispatı, dünya medyasında da büyük yankı uyandırdı. Try to explain in terms we can all understand what one scientist today called the discovery of the century, if not of all time. Those were the words of British physicist Stephen Hawking. Astronomes du monde entier, c'est surtout la confirmation de la théorie du Big Bang, quelques poussières d'étoiles pour une brève histoire. On close up this morning, a look at the handwriting of God. That's what scientists are calling the latest data they're getting from outer space. Astrophysicists feel the stunning satellite data they're getting. Evrenin genişlemesi ve kozmik fon radyasyonu gibi delillerin yanı sıra, Big Bang'in diğer bir önemli kanıtı ise uzaydaki hidrojen ve helyum gazlarının miktarı oldu. Yapılan ölçümlerle anlaşıldı ki, evrendeki hidrojen-helyum oranı, bu gazların Big Bang'den günümüze kadar geçen süre içinde teorik olarak ulaşmaları gereken orana tam tamına uyuyordu. Öte yandan evrendeki yıldızlarda henüz yanmakta olan büyük miktarlarda hidrojen bulunması da Big Bang'in bir ispatı oldu. Çünkü eğer evrenin bir başlangıcı olmasa ve evren materyalistlerin iddia ettiği gibi sonsuzdan beri var olsaydı, içindeki hidrojen tamamen yanarak çoktan helyuma dönüşmüş olurdu. Tüm bu açık deliller, Big Bang teorisinin bilim dünyasında kesin bir kabul görmesine yol açtı. Böylece bilim, evrenin yoktan yaratıldığı gerçeğini keşfetmiş oluyordu. Fred Hoyle ile birlikte uzun yıllar sabit durum teorisini savunan Dennis Kiama, ard arda gelen ve Big Bang'i ispatlayan tüm bu deliller karşısında içine düştükleri durumu şöyle anlatır. Sabit durum teorisini gerçek olduğu için değil, gerçek olmasını istediğim için savunuyordum. Ama kanıtlar biriktikçe artık oyunun bittiği ve sabit durum teorisini bir kenara bırakmak gerektiği ortaya çıkıyordu.
Big Bang'in bilimsel zaferiyle birlikte sonsuzdan beri var olan madde anlayışı da tarihe karışmıştır. Bilim, maddenin bir başlangıcı olduğunu ve yoktan var edildiğini, yani maddeyi Allah'ın yarattığını kanıtlamıştır. Elbette ki bu durum, materyalistlerin kabullenmek istemedikleri gerçeği, yani yaratıcının varlığını göstermektedir. Ünlü ateist felsefeci Antoni Flew, bu kaçınılmaz gerçek karşısında şu itirafı yapmak zorunda kalır. İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını. Big Bang, sadece maddenin değil, zamanın da bir başlangıcı olduğunu kanıtlamaktadır. Big Bang'le birlikte zaman da yoktan yaratılmıştır. Çünkü zaman, maddeye bağlı bir kavramdır ve madde olmadan zamandan söz etmek mümkün değildir. Bu gerçek bilim adamlarına göstermiştir ki, maddeyi ve zamanı yoktan var eden yaratıcı, tüm bu kavramlardan bağımsızdır ve hepsine hakimdir. Creator and the Cosmos, yani Yaratıcı ve Evren adlı kitabın yazarı olan ünlü Amerikalı astrofizikçi Hugh Ross, bu gerçeği şöyle ifade eder. Eğer zaman ve madde patlamayla birlikte ortaya çıkmışsa, o zaman evreni meydana getiren nedenin evrendeki zaman ve mekandan tamamen bağımsız olması gerekir. Bu, bize yaratıcının evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu gösterir. Bilimsel kanıtları ön yargısız olarak inceleyen diğer pek çok bilim adamı da evrenin yaratılışında sonsuz güç sahibi olan yaratıcının varlığını kabul etmiş durumdadır. Maddeyi ve zamanı yoktan yaratan üstün yaratıcı, göklerin, yerin ve tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Bilim adamları evrendeki ince ayarı nasıl keşfetti? Evrendeki mucize denge nasıl kuruldu? Az sonra. Çağdaş bilim sadece evrenin yoktan yaratıldığını ispatlamakla kalmamış, aynı zamanda evrenin her detayının çok hassas bir biçimde tasarlandığını da ortaya koymuştur. Bugün bilimsel bulgular göstermektedir ki, evren, materyalistlerin iddia ettiği gibi tesadüfen şekillenmemiştir. Aksine, tüm evreni Allah kusursuzca düzenlemiştir. Evrendeki bu ilahi düzenin amaçlarından biri, insan yaşamına en uygun ortamın sağlanmasıdır. Astrofizik gözlem ve araştırmalar göstermektedir ki, evrenin genişleme hızı, Dünya'nın Samanyolu galaksisindeki konumu, Güneş'in yaydığı ışığın frekansı, suyun akışkanlık değeri, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı veya atmosferdeki gazların oranı gibi sayısız faktör, insan yaşamı için olabilecek en ideal ölçülerde ayarlanmıştır. Öyle ki bu ayarların birindeki ufak bir sapma dahi, dünyamızda yaşamın asla var olmaması anlamına gelecektir. Dünya,
ölü bir gezegen olacaktır. Son yıllarda bu konu üzerinde yoğunlaşan astronomlar ve teorik fizikçiler, evrendeki bu şaşırtıcı dengeye ince ayar, İngilizce karşılığıyla fine tuning adını vermişlerdir. Ve her geçen gün evrendeki bu ince ayarın yeni kanıtları bulunmaktadır. Bu gerçek karşısında pek çok bilim adamı, hatta materyalist ön yargılarla yola çıkanlar bile evrende büyük bir tasarım bulunduğunu ve bunun yaratılışı ispat ettiğini kabul etmektedir. Örneğin İngiliz astrofizikçi Profesör George Ailes, evrendeki ayarlamanın ancak bir mucizeyle, yani ilahi bir müdahaleyle açıklanabileceğini şöyle ifade eder. Evrendeki kompleksliği meydana getiren kanunlarda hayret verici bir ince ayar görünmektedir. Evrende var olan bu kompleksi karşısında mucize kelimesini kullanmamak çok güçtür. NASA'da astronomi uzmanı olan Profesör John O'Keefe ise şöyle demektedir. Eğer evren şu anki çok hassas kesinliğinde yapılmış olmasaydı, bizler hiçbir zaman var olamazdık. Mevcut şartlar, evrenin içinde insanın yaşaması için özel olarak yaratıldığını gösteriyor. Sonuçta, asırlar süren materyalist aldanışlardan sonra, bugün artık bilim dünyası Allah'ın varlığı gerçeğini açıkça görmüştür. Büyük patlamanın muhteşem dengesi, patlama sonrası meydana gelen büyük düzen az sonra. Önce de gördüğümüz gibi içinde yaşadığımız evren yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktada meydana gelen büyük bir patlamayla ortaya çıkmış ve genişleyerek bugünkü şeklini almıştır. Uzay boşluğu, galaksiler, gezegenler, güneş, dünya. Kısaca evreni oluşturan tüm gök cisimleri bu patlamanın sonucunda meydana gelmiştir. Fakat ortada çok büyük bir sır vardır. Big Bang, evrenin tüm maddesini içeren muazzam bir patlamadır. Eğer bu rastgele bir patlama olsaydı, oluşan madde evrene rastgele dağılırdı. Fakat öyle olmamıştır. Big Bang'de uzay boşluğuna dağılan madde, evrenin belirli noktalarında belli bir plan üzerine galaksileri, yıldızları ve yıldız sistemlerini oluşturmuştur. Sonuçta ortaya son derece sistemli ve düzenli bir evren çıkmıştır. Bilim adamlarının da fark ettiği gibi bu son derece şaşırtıcı bir durumdur. Bütün patlamalar var olan düzeni bozar, parçalar ve yok ederler. Her patlamanın etkisi mutlaka yıkıcıdır. Dolayısıyla Big Bang gibi muazzam bir patlamadan sonra bu derece hassas dengeler üzerine kurulu bir düzenin oluşması ancak mucize tanımıyla açıklanabilir.
Astrofizikçi Alan Sandage bu gerçeği şöyle dile getirir. Böyle bir düzenin kaostan gelmiş olmasını oldukça imkansız buluyorum. Tanrı'nın varlığı, varlık mucizesinin tek açıklamasıdır. Gerçekten de bir patlamayla birlikte atomların en uygun şekillerde bir araya gelmeleri, olağanüstü düzenlilikteki evreni, milyarlarca galaksiyi, trilyonlarca yıldız ve gök cismi arasındaki kusursuz dengeyi ve planı oluşturması büyük bir mucizedir. Bu mucizeyi gerçekleştiren ve bizlere gösterense sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Yüce Allah'tır. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Evrenin başlangıcı olan büyük patlama gerçekleştiğinde ortaya çıkan maddeler olağanüstü bir hızla birbirlerinden uzaklaşmaya başladılar. Eğer bu uzaklaşma biraz bile yavaş olsaydı, büyük boyutlardaki yer çekimi nedeniyle bütün maddeler daha yıldız sistemleri tam anlamıyla düzenlenemeden tekrar içine çökmüş olacaktı. Öte yandan, eğer evren biraz bile hızlı genişliyor olsaydı, bu kez de maddeler ne galaksileri ne de yıldızları bir daha asla oluşturamayacak biçimde boşlukta dağılıp gidecekti. Her iki durumda da evrende bizler dahil hiçbir canlı var olamayacaktı. Ancak her iki tehlikede gerçekleşmemiş, evrenin genişleme hızının son derece hassas dengesi sayesinde şimdiki düzenli evren ortaya çıkmıştır. Peki bu denge ne kadar hassastır? Çağımızın önde gelen teorik fizikçilerinden Profesör Stephen Hawking, Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabında evrenin genişleme hızıyla ilgili şu tespitte bulunur. Evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki, Big Bang'den sonraki birinci saniyede bu oran eğer milyar kere milyarda bir daha küçük olsaydı, evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi. Ünlü Science dergisi, evrenin başlangıcındaki bu kusursuz dengeyi bir kalemin sivri ucunu bir milyar yıl sonra da durabilecek biçimde yerleştirmeye benzetmektedir. Bu denge, insan aklının kavrama sınırlarının ötesindedir. Peki, bu denli olağanüstü denge neyi göstermektedir? Elbette böyle hassas bir ayarlama tesadüfle açıklanamaz ve bilinçli bir tasarımı ispat eder. Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden ünlü teorik fizik profesörü Paul Davies, gerçekte materyalist yaklaşımı benimseyen bir fizikçi olmasına karşın bu gerçeği şöyle kabul etmektedir. Doğanın en temel dengelerindeki hassas sayısal değerler, kozmik bir tasarımın varlığını kabul etmek için oldukça güçlü bir delildir. Görüldüğü gibi bilimin ortaya koyduğu kesin sonuçlar, her ne kadar materyalist de olsa, Davies'i evrenin bilinçli bir şekilde tasarlanmış, yani yaratılmış olduğu gerçeğini kabul etmeye yöneltmiştir. Aynı gerçek karşısında Amerikalı astronomi profesörü George Greenstein de Simbiyotik Evren adlı kitabında şöyle yazar.
Kanıtları inceledikçe ısrarla önemli bir gerçekle karşı karşıya geliriz. Evrenin oluşumunda doğaüstü bir akıl devreye girmiş olmalıdır. Kısacası, evrendeki bu eşsiz plan ve düzen, maddeyi yoktan var eden ve onun her anını hakimiyeti altında bulunduran sonsuz bir bilgi, güç ve akıl sahibi yaratıcının varlığını göstermektedir. O yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Uzaydaki dev boşlukların amacı nedir? Eğer evren daha dar olsaydı neler olurdu? Az sonra. Dünyada alışık olduğumuz mesafe ölçüleriyle karşılaştırıldığında uzaydaki gök cisimlerinin aralarındaki uzaklıklar olağanüstü boyutlardadır. Dünyada bulunduğumuz yerden gidebileceğimiz en uzak nokta yaklaşık 15 bin kilometre mesafededir. Her gün kendimize çok yakın hissettiğimiz güneş ise bu mesafeden 10 bin kat daha uzaktadır. Çünkü güneşle dünya arasındaki mesafe 150 milyon kilometredir. Bundan daha uzak mesafeler artık ışık yılı adı verilen uzaklık ölçüsüyle ifade edilir. Bu, ışığın bir yıl içinde gittiği mesafedir ve tam 9 trilyon 460 milyar kilometre gibi büyük bir uzaklığa karşılık gelmektedir. Bize en yakın galaksi olan Andromeda galaksisi ise Güneş sistemimizden tam 2 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Evrende Andromeda gibi yaklaşık 100 milyar daha galaksi olduğu da hesaba katılırsa anlaşılır ki uzaydaki dev mesafeler insan aklının kavrama sınırlarının çok ötesindedir. Peki evren neden bu kadar geniştir? Bu sorunun cevabını araştıran bilim adamları, evrenin genişliğinin de özel bir dengeye sahip olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Gök cisimleri arasındaki dev mesafeler, gezegenlerin yörüngelerinin istikrarlı olmasını sağlamaktadır. Hesaplamalar göstermektedir ki, eğer uzaydaki bu mesafeler biraz daha az olsaydı, yıldızlar arası çekim güçleri gezegenlerin yörüngelerini kararsız hale getirecek ve sapmalara neden olacaktı. Eğer uzaydaki mesafeler biraz daha fazla olsaydı, bu kez de süpernova patlamalarıyla uzaya fırlatılan ağır elementlerin diğer yıldızlara ve gezegenlere düşmeleri çok seyrek olacaktı. Bu yüzden de dünya, yaşam için zorunlu olan hayati elementlerden yoksun kalacaktı. Sonuçta bu konuda yapılan hesaplamalar çok ilginç bir gerçeği ortaya koymuştur. Yıldızlar arasında şu an var olan mesafeler bizimki gibi bir gezegen sisteminin var olabilmesi için en ideal mesafelerdir. Profesör George Greenstein, The Symbiotic Universe, Simbiyotik Evren adlı kitabında evrendeki boşlukların önemini şöyle anlatır. Eğer yıldızlar birbirlerine biraz daha yakın olsalar,
astrofizik çok da farklı olmazdı. Tek fark, gece çimler üzerine uzanıp da izlediğim gökyüzünde çok daha fazla sayıda yıldız bulunması olurdu. Ancak tek bir önemli fark olurdu. Bu manzarayı seyredecek olan ben var olmazdım. Uzaydaki bu devasa boşluk bizim varlığımızın bir ön şartıdır. Evrendeki gök cisimlerinin arasındaki büyük boşlukların bir diğer faydası ise dünyanın uzay boşluğunda gezinen dev gök cisimleriyle çarpışmasını engellemesidir. Eğer evren daha dar olsaydı, uzayda gezinen dev meteorlar dünyaya kolaylıkla çarpabilir ve bu da dünya üzerindeki yaşamı yok ederdi. Tüm bu dengeler göstermektedir ki, evrendeki gök cisimlerinin dağılımı, insanın yaşamı için tam olması gereken ölçülerdedir. Dev boşluklar rastgele ortaya çıkmamıştır. Allah, bu boşlukları belirli bir amaçla yaratmıştır. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Bu film boyunca incelediğimiz bilgiler bizlere önemli gerçekleri göstermektedir. Allah'ın varlığını inkar eden ve evrenin yaratılmadığını iddia eden materyalist felsefe, çağdaş fizik ve astronomi karşısında çökmüştür. Bilim, evrenin Allah tarafından yoktan yaratıldığını ispatlamaktadır. Dahası, yoktan yaratılan bu evrenin her detayında ilahi bir plan, düzen ve tasarım vardır. Allah, biz insanlar için en ideal olan dengeleri kurmuştur. Tüm evren, sonsuz bir bilgi, güç ve akıl sahibi olan Yüce Allah tarafından yaratılmıştır ve biz insanlara düşen görev de Allah'ın bu ihtişamlı yaratışını takdir etmektir. Allah, Kur'an'da biz insanlara şöyle seslenir. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta emir de O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.